Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2022 yılı Ağustos ve Eylül ayı Ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Lütfen soruları ezber yapmayın, soruların mantığını kavrayın arkadaşlar. Çünkü aynı soru farklı şekillerde sınavda sorulabilir, buna dikkat edelim. Kanalımızda konu anlatımlı derslerimiz de var, mutlaka onları izleyin. Kursta gördüğünüz tüm dersleri kanalımızdan tekrar bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmında mevcuttur. Instagram kullanan arkadaşlarımız bizi takip edebilirler. Sol alt köşede Instagram adresimiz mevcuttur. Lütfen videoyu bitirdiğinizde kaç doğru ya da kaç yanlış yaptığınızı aşağıdaki yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir? Lütfen görsel sorulara sınavda özellikle dikkat edelim. Görsel sorunun içindeki tabelalara çok dikkat edelim arkadaşlar. Çok basit görünüyor görsel sorular. Hemen işaretleyip geçiyoruz. Bunu yapmayalım. Dikkatli bakalım. Şıkları okuyorum. A. Takip mesafesine. B. Kavşaklarda geçiş hakkına. C. Öndeki aracı geçme kuralına. D. Farların kullanılacağı yer ve hallere. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kavşaklarda geçiş hakkına uyulmaması sonucu bu kaza meydana gelmiş olabilir. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A. Gabari. B. Azami toplam ağırlık. C. Taşıma sınırı kapasite. D. Yüklü ağırlık. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Taşıma sınırı kapasite denir arkadaşlar. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir? A. Hücre. B. Organ. C. Sistem. D. Destek doku. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Organ adı verilir arkadaşlar. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması. B. Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi. C. Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi. D. Şıkkımız ise tıbbi yardım istenmesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki bir numaralı araç 60 km saatte hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A 20 metre, B 30 metre, C 40 metre, D şıkkımız ise 50 metre. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. En fazla 30 metre yaklaşabilir. Yani hızımız 60 ise tam olarak yarısı. Hızımız 100 kilometre ise 50 metre. Tam olarak yarısı kadar yani yaklaşabiliriz. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi tehlike uyarı işareti değildir? Lütfen dikkatli bakalım şıklara. Hangisi tehlikeli uyarı işareti değil arkadaşlar? Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Tehlike uyarı işareti değildir arkadaşlar. Diğer 3 şık ise tehlike uyarı işareti. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? A. Üçgen bandaj uygulaması. B. Hemlik manevrası. C. Turnik uygulaması. D. Rentek manevrası. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hemlik manevrasının uygulanması uygun olur. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş karayoludur? Lütfen şıklara dikkatli bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Görüyorsunuz ortada iki çizgi var. Bölünmüş karayolu anlamına gelir arkadaşlar bu yol. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda aşağıdaki basın noktalarından hangisine basınç uygulanır? A. Kasık. B. Koltuk altı. C. Şah damarı. D. Köprücük kemiği üzeri. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Şah damarına basınç uygulanır.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? A. Zırhlı araç. B. Kamu hizmeti taşıtı. C. Organ nakil araçları. D. Umum servis araçları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Organ nakil araçları. Göz bebeklerinde büyüklük farkı, geçici hafıza kaybı, burundan kan gelmesi. Yukarıdaki belirtiler hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? A. Göğüs. B. Baş. C. Karın. D. Omurga. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Daha çok baş yaralanmalarında görülür arkadaşlar. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur? A. Fren pedalı boşluğu artar. B. Fren sistemi hava yapar. C. Kampana aşınır. D. El freni tutmaz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. El freni tutmaz arkadaşlar. Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süreyle geçerliliğini korur? A. 30 gün. B. 40 gün. C. 50 gün. D. 60 gün. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 30 gün süreyle geçerliliğini korur. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Yaya giremez. B. Bisiklet giremez. C. At arabası giremez. D. Motorlu taşıt giremez. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Motorlu taşıt giremez. Çünkü tabelanın üzerinde hem otomobil hem de motosiklet amblemi var arkadaşlar. O yüzden motorlu taşıt giremez anlamındadır. Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur? A. Yayaların otoyola çıkması. B. Araç sayısının fazla olması. C. Araçlardaki yolcu sayısının artması. D. Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması kesinlikle sebep olur arkadaşlar. Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Yan yatış. B. Yara oturuş. C. Sırt üstü yatış. D. Yüz üstü yatış. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sırt üstü yatış pozisyonu verilmelidir. Bir kaza anında yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Mevcut araç gereçlerle yapılması. B. Hayat kurtarıcı uygulamalar olması. C. Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması. D. Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi doğru değildir. Hemen müdahale etmemiz gerekir. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır? A. Fakir. B. Zengin. C. Normal. D. Az yakıtlı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Zengin karışımla çalışır. Hava filtremiz kirli ise zengin karışımla çalışır motor. Alkol, belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir? A. Sindirim sistemi. B. Dolaşım sistemi. C. Solunum sistemi. D. Merkezi sinir sistemi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Merkezi sinir sistemi üstünde yani üzerinde etkili olduğu söylenebilir arkadaşlar. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? A. Aracın düşük hızda sürülmesi. B. Yakıt deposunun boşaltılması. C. Aracın yüksek devirde kullanılması. D. Lastik hava basınçlarının düşürülmesi. Doğru cevabımız
B seçeneği olacaktır. Yakıt deposunun boşaltılması uygundur. Kesinlikle boşaltmamız gerekir. Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir? A. Kalp, B. Böbrek, C. Beyin, D. Akciğer. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Öncelikle beynimiz olumsuz olarak etkilenir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir? A. Alkollü olarak araç kullanması. B. Yol yapımında hata olması. C. Aracın bakımsız olması. D. Havanın yağışlı olması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Alkollü olarak araç kullanılması sürücüden kaynaklanan bir kaza sebebidir arkadaşlar. Görsel bir soruyla devam ediyoruz. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? A. istediği şeridi, B. 1 numaralı şeridi, C. 2 numaralı şeridi, D. 3 numaralı şeridi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 3 numaralı şeridi seyretmelidir. Çünkü sağa dönecek arkadaşlar. 2 numaralı bulunduğu şeritten devam ederse kazaya sebebiyet verebilir yani. Sağından bir araba geçer tam döndüğü anda. Kaza olabilir. O yüzden sağdan gitmesi gerekiyor. Hareket halindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? A. El freninin çekilmesi. B. Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması. C. Gaz pedalına basılması. D. Birinci vitese takılması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması gerekir. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Marş sistemi, B. Şarj sistemi, C. Ateşleme sistemi, D. Kavrama sistemi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hareketin vites kutusuna iletilmesi sağlayan sistem kavrama sistemidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlarda elektrik enerjisiyle çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır? A. Akü, B. Marş motoru, C. Silecek motoru, D. Otomatik klima. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Elektrik ihtiyacını karşılamak için akü kullanılır araçta arkadaşlar. Yani doğru cevap A şıkkı akü olacaktır. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Uzağa gösteren lambaları yanıyorsa yakını gösteren lambaları yakması. B. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması. C. Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi. D. Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması yanlıştır arkadaşlar. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? Lütfen dikkatli bakalım. Tabelalara da dikkat edelim. A 1-2-3, B 2-3-1, C 3-2-1, D 3-1-2. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2, 3 ve 1 sıralamasıyla olmalıdır. Neden? Çünkü tali yoldaki araç en son. Yol müsait olduğunda geçebilir arkadaşlar. Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisiyle olur? A. Boşaltım yolu, B. Dolaşım yolu, C. Sindirim yolu, D. Solunum yolu. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Solunum yolu ile egzoz gazı zehirlenmesi olur arkadaşlar. Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Hızın azaltılması, B. Öndeki aracın geçilmesi, C. Bariyer kapalı ise durulması, D. Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öndeki aracın geçilmesi yasaktır. Devam edelim arkadaşlar. Görüyorsunuz bir tablo. Alkol miktarları, kaza riski belirtilmiş. Aşağıdaki tabloya göre
Hangi seçenek kesinlikle söylenir? A. Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği. B. Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı. C. Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği. D. Şıkkımız ise alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı söylenebilir. Sürücüler yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? A. Yolcuları soldan indirip bindirmek. B. Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek. C. Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek. D. Yolcuları sağdan indirip bindirmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yolcuları sağdan indirip bindirmek zorundadırlar. Araçların durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir? A. Park yeri B. Kavşak C. Durak D. Sığınma cebi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Açık veya kapalı alana park yeri denir arkadaşlar. Aracımızı durma, duraklama gibi hallerde bırakırız. Engelli sürücülerin park alanına engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre iki kat daha fazladır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak. B. Engelli sürücülere moral vermek. C. Devletin kazanç sağlaması. D. Engelli sürücülere ödenek sağlamak. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İki kat ceza yazılmasının amacı kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmaktır arkadaşlar. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A. U dönüşü yapmalı. B. İki numaralı araca yol vermeli. C. İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. D. İki numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İki numaralı araca yol vermelidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir? A. Motorun erken ısınmasını sağlamak. B. Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek. C. Yakıt hava karışımını ayarlamak. D. Tekerleğe gelen yükü azaltmak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek. Yani motordaki en önemli şey yağ arkadaşlar. Sürtünmeye bağlı aşınmayı önler. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? A. 2 araç boyu kadar. B. Takip mesafesi kadar. C. 3 araç boyu kadar. D. 1 araç boyu kadar. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Takip mesafesi kadar yaklaşılır. Trafik ortamını paylaşanlarda yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması halinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir? 1. Hoşgörülü olunması. 2. Bencillikten uzak durulması. 3. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi. Şıkları okuyalım. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 ve 2 trafik düzeni ve güvenliğin olumlu yönde etkiler arkadaşlar. Hoşgörülü olmak ve bencillikten uzak durmak. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev halinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir? Lütfen dikkatli bakalım. A. İtfaiye aracı. B. Polis aracı. C. İş makinesi. D. Ambulans. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Öncelik ambulansındır arkadaşlar. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir? A. Piston. B. Kam mili. C. Krank mili. D. Silindir kapak contası. Doğru cevabımız
D seçeneği olacaktır. Silindir kapak contasında bir arıza varsa motor yağında su, soğutma suyunda da yağ olduğu gözlenir arkadaşlar. Birinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Koma pozisyonu, B. Alt çene pozisyonu, C. Baş çene pozisyonu, D. Şok pozisyonu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Koma pozisyonu verilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? A. Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi. B. Solunumun sık ve yüzeysel olması. C. Kan basıncının artması. D şıkkımız ise vücut sıcaklığının artması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi kalp durmasının belirtilerindendir. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır? A. Boynuna boyunluk takıldıktan sonra. B. Boyun hareketleri yapıldıktan sonra. C. Boyun ağrıları dindirici ilaç verildikten sonra. D. Boyun bölgesine masaj yapılıp oturur şekilde. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Mutlaka boynuna boyunluk takıldıktan sonra araçtan çıkartılabilir. Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır? A. Ortasında, B. Hizasında, C. Altında, D. Üzerinde. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Radyatöre koyacağımız su peteklerin üzerinde olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar? A. Rot, B. Amortisör, C. Diferansiyel, D. Helezon yay. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diferansiyel, motor hareketinin tekerleklere iletilmesini sağlayan sistem diferansiyeldir arkadaşlar. Bebeklere suni solunum nasıl yapılır? A. Büyüklere uygulandığı gibi. B. Bebeğin sırtına vurarak. C. Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek. D. Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek. Benzin motorlu araç su birikintisinde ısınarak stop ederse çalıştırmak için ne yapılır? A. Arka arkaya marş yapılır. B. Depoya benzin ilave edilir. C. Marş sisteminin parçaları kurulanır. D. Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Ateşleme sisteminin parçalarını kurulamamız gerekir. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir? A. Akciğer, B. Karaciğer, C. Burun, D. Soluk borusu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Karaciğer solunum sistemi organlarından değildir. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Akü, B. Platin, C. Sigorta, D. Alternatör. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eriyerek güvenliği sağlayan parça sigortadır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir? A. Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi. B. Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi. C. Radyo veya müzik açması. D. Şıkkımız ise derin nefes alması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi. Bu uygulaması gereken yöntemlerden biri değil arkadaşlar. Bunu yapmamalıyız. Yağ seviyesi normalin çok altındayken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Motor gücünün artması, B. Motorun çabuk soğuması, C. Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi,
D. Motorun normal çalışmasını sürdürmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi. Yani motor ısınır ve yanar arkadaşlar. 4 zamanlı dizel motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı ve egzoz zamanı. Buna göre hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır? A. Emme zamanı, B. Sıkıştırma zamanı, C. Ateşleme zamanı, D. Egzoz zamanı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sıkıştırma zamanında hava pistonla sıkıştırılır arkadaşlar. Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? 1. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi. 2. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek içecek verilmesi. 3. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi. Şıkları okuyorum. A 1 ve 2, B 1 ve 3, C 2 ve 3, D 1 2 3. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 ve 3. Yani 1 ve 3 yapılacak ilk yardım uygulamalarından arkadaşlar. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü. B. Arka sis lambasının yanmakta olduğunu. C. Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu. D. Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bize bildirir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A. Üçgen reflektör. B. İlk yardım çantası. C. Yangın söndürme cihazı. D. Sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Bu zorunlu malzemelerden değil arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? A. Vücut ısısının düşürülmesini. B. Solunumun değerlendirilmesini. C. Kan dolaşımının değerlendirilmesini. D. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Solunumun değerlendirilmesini ifade eder. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur? A. Yağ, B. Asit, C. Antifriz, D. Saf su. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Donmayı önlemek için radyatöre antifriz ilave edilir arkadaşlar. Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Rentek manevrası, B. İtfaiyeci yöntemi, C. Hemlik manevrası, D. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Hemlik manevrası. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır? A. Radyatör, B. Vantilatör, C. Alternatör, D. Endüksiyon bobini. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Endüksiyon bobini ateşleme sisteminin parçasıdır arkadaşlar. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir? A. Egzoz subapı, B. Emme susturucusu, C. Emme manifoldu, D. Egzoz susturucusu. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Egzoz susturucusu. Sırada bir trafik polisi sorusu. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A. Dur işareti, B. Geç işareti, C. Yavaşlatma işareti, D. Hızlandırma işareti. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dur işareti anlamına gelmektedir. Genellikle çevirmelerde kullanılır. Bir el feneri de kullanıyor olabilir polis.
Bu şekilde bir hareket yaptığında sağa yanaşıp durmamız gerekir. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Sürücüsüne hapis cezası verilir. B. Araç sahibine sadece para cezası verilir. C. İthal edilir. Tekrarı halinde araç trafikten men edilir. D. Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İthal edilir. Tekrarı halinde araç trafikten men edilir. Yani 7 Emin Otoparkı'na çekilir arkadaşlar. Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikte taşımalıdır. Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? A. İtfaiyeci yöntemi, B. Rentek manevrası, C. Hemlik manevrası, D. Sürükleme yöntemi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sürükleme yöntemi adı verilir arkadaşlar. İri ve kilolu kazazedeleri enkazdan çıkarırken kullanılır. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan kazazedeye Hemlik manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. 2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. 3. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konulur. Şıklara bakalım. A. 2-1-3, B. 2-3-1, C. 3-1-2, D. 3-2-1. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2, 3 ve 1 sıralamasıyla yapmalıdır. Yani nasıl kazazedenin arkasına geçip sarılacağız, gövdesini kavrayacağız. Sonra bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yapacağız. En sonunda kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastıracağız arkadaşlar. Bu Hemlik manevrası uygulamasıdır. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır? A. Ayaklarından çekilerek, B. Baş çene pozisyonu verilerek, C. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak, D. Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak araçtan çıkarmamız gerekir. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır? A. Kornaya, B. Vites koluna, C. Fren pedalına, D. Debriyaj pedalına. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Debriyaj pedalına basılmasında fayda vardır. Devam ediyoruz. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? A. 2 araç boyu kadar, B. Takip mesafesi kadar, C. 3 araç boyu kadar, D. 1 araç boyu kadar. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Takip mesafesi kadar yaklaşmamız gerekir. Daha fazla yaklaşamayız. Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir? A. Araçların hasar durumu, B. Yaralıların durumu ve sayısı, C. Kaza yerinin açık ve net adresi, D. Kazanın oluş şekli ve yol durumu. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kaza yerinin açık ve net adresi ilk olarak bildirilir. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? A. Vücut ısısının düşürülmesini, B. Solunumun değerlendirilmesini, C. Kan dolaşımının değerlendirilmesini, D. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Solunumun değerlendirilmesini ifade etmektedir. Şekildeki karayolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. En sol şeride geçmeli, B. Yavaşlamalı sağ şeride girmeli, C. Hızlanmalı bulunduğu şeritte devam etmeli,
D2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yavaşlamalı ve sağ şeride girmelidir arkadaşlar. Yerdeki ok işaretinden de bilindiği gibi. Yani yol daralıyor anlamında bu arkadaşlar. Sağ şeride geçmemiz gerekir. Kavşaklarda araçların sağ ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? A. Sağ ve sola dar. B. Sağ ve sola geniş. C. Sağ dar, sola geniş. D. Sağ geniş, sola dar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sağa dar, sola da geniş bir şekilde kavis vermemiz gerekir arkadaşlar. Aşağıdaki durumların hangisinde karayolları trafik yönetmeliğinin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez? A. Kavşaklara yaklaşırken. B. Sağa veya sola dönerken. C. Bir başka araç tarafından geçilirken. D. İki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken ceza verilmez. Sollama yaparken hız sınırını az da olsa aşabiliriz anlamına gelmektedir. Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir? A haftalık, B günlük, C aylık, D 6 aylık. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Günlük bakımda kontrol etmemiz gerekir. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir? A. Garaj. B. Durak. C. Otopark. D. Park yeri. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Durak adı verilir arkadaşlar. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur? A. 1 Eylül 1 Ocak. B. 1 Ekim 1 Şubat. C. 1 Kasım 1 Mart. D. 1 Aralık 1 Nisan. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiğimizi takmamız gerekir. Egzoz gazı emisyon ölçümü, trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır. Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Aracın kaza yapma riskinin yüksek olması. B. Araç sürücüsünün ve araç içerisindekilerin zehirlenme ihtimallerinin olması. C. Araçta yangın riskinin oluşması. D. Çevre kirliliğini engellemek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çevre kirliliğini engellemektir arkadaşlar. Buradaki en büyük neden budur. Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur? A. Yakıt sistemindeki. B. Elektrik sistemindeki. C. Yağlama sistemindeki. D. Soğutma sistemindeki. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Elektrik sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına sebep olur. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır? A. Fakir. B. Zengin. C. Normal. D. Az yakıtlı. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Hava filtremiz kirli ise motorumuz zengin karışımla çalışır. Son sorumuz arkadaşlar. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse, aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? A. Ayakları 45 santim yükseltilmeli. B. Başı 30 santim aşağıya indirilmeli. C. Hareket etmemesi sağlanmalı.
D. Kulağa temiz bir bezle tıkanmalı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Hareket etmemesi sağlanmalıdır. Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınıza olacaktır. Eğer kanalımıza ilk defa geldiyseniz son videomuzdan geriye doğru ne kadar test çözerseniz o kadar iyi olur arkadaşlar. Kanalımızda konu anlatımlı derslerimiz de mevcut arkadaşlar. Mutlaka onları da izleyin. Eğer özel derslerden faydalanmak isterseniz de kanalımıza katılabilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki mavi renkli katıl düğmesine tıklarsanız detayları göreceksiniz. Lütfen videonun sonunda kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka izin sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde de abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıkla kalın.